Efendim şimdi ibretlik bir hikaye var sırada. Adıyaman Belediye Başkanlığı binasının yıkıldığını gördünüz. Karşısında başka bir kültür merkezi vardı. O dimdik ayaktaydı. Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz'ın Ağustos 2022'de Adıyamanlıları depreme karşı uyardığı ortaya çıktı. Ancak uyarılar belli ki dikkate alınmamış. Bu arada da yüz binlerce liralık Adıyaman Belediye Başkanlık binası için onarım bütçesi çıkarılmış. Fakat belediye binası tamamıyla çökmüş durumda. Ve bu uyarıda bulunan belediye başkan yardımcısı Şerif Ayaz da artık hayatta değil. Depreme dayanıklı değil diye iddialar konuşulmuştu. 5-6 ay öncesinden belediyede bir dış cephede özellikle bir çalışma yapıldı. Yapılan çalışma binayı güçlendirmek adına değildi. Yani daha çok boyama, kaplama, izolasyon üzerineydi. İçeride herhangi bir güçlendirme adına bir çalışmanın olmadığını biz biliyoruz. Hayatında bir gerçeği var. Yani bu dönüşüm olma zorunluluğu var. Başım Adıyaman. Yarın bir deprem olursa biz çok pişman olacağımız şeyler yaşayabiliriz. İnşallah o günleri görmeyiz. İnşallah görmeyiz. Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz bu sözlerle uyardığında takvimler 1 Ağustos 2022'yi gösteriyordu. Aradan 6 ay geçti. Adıyaman büyük felaketi yaşadı. Adıyaman Belediyesi yerle bir oldu. Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti. Geride sadece tabelası kalan belediyenin ise 2020 ve 2022 yıllarında yüz binlerce liralık bütçeyle onarıma girdiği ortaya çıktı. Adıyaman Belediye Başkanlığı'nın binası önündeyiz. Burası kamu binası, evet, yıkılmaması gerekiyordu ama maalesef yıkıldı. İki tane ihaleye ulaştım. Bir tanesi 2020 yılının Eylül ayında, 23 Eylül'de Adıyaman Belediyesi bina tadilat işi diyerek pazarlık usulü ihaleye çıkılmış. 468.208 liraya ihaleye verilmiş. Yaklaşık 500 bin lira harcanıp onarılmış ama tadilat yapılmış. Ne tadilat yapılmış? İşte bilmiyoruz. Bina tamamen yerle bir olmuş durumda. Sadece tabelası var. İkinci ihale 2022 yılından 21 Nisan 2022. İşte o da 2.867.184 liraya ihale edilmiş. Sanıyorum ki işte güçlendirmeye değil de onarıma, tadilata, pencereleri değiştirilmesine veya görsel bir takım tadilat işlemlerine para ayrılmış ve toplam tutar 3 milyonun üzerinde. İhalenin içinde otogar var, belediye binası, kapalı spor salonu ve sebze hali var. 2020'deki ilk ihale Adıyaman Belediyesi bina tadilat işi olarak kayıtlara geçti. 2022'deki yaklaşık 3 milyon liralık ihalede ise belediye binasının yanı sıra başka tesisler de var. Ne kadarı belediye binasına ayrıldı bilinmiyor. Depremde hayatını kaybeden Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz'ın uyarıları belli ki dikkate alınmadı. Adıyaman'ın dıştaki yapısına bile bakınca %60'ının 70'inin dayanıklı olmadığı görülür. Radikal çözümü kentsel dönüşüm. 2010'dan önce yapılan yapıların çoğu depreme dayanıklı değil maalesef. Şerif Ayaz, o kendisi de vefat etti. Adıyaman'ın yaklaşık %60 binaların yıkılması gerektiğini söylüyordu. Keşke bunu yaşamadan önce bunlar, bu ihmaller giderilseydi, binalara müdahale edilseydi, güçlendirilseydi belki bugün bu kadar kaybımız, bugün bu kadar acımız olmayacaktı. Açılan iki ihalede de sadece belediye binasının dış cephesinde görsel iyileştirmeler yapıldı. Milyonlarca liralık ihalelerde belediyeyi depreme karşı güçlendirmek iddiaya göre kimsenin aklına gelmedi. Depremden sonra sadece tabelası ayakta kalan o binada şu anda tabelada kaldırılmış durumda. Yeşilyurt, Fatih Mahallesi, evet. Dayalık Mahallesi, ondan sonra Bahçeli Evler, İmam Ağa, Bahçecik, hepsinin kentsel dönüşüme girip yeni bir planlamayla düzeltilmesi. Dikkat çektiği mahallelerden biri de Bahçeli Evler'di. Bu mahallede de birçok bina yıkıldı. Üstelik yıkılan binaların çoğu yüksek katlıydı. Birçok insan o enkazlarda kalarak hayatını kaybetti. Havadan da görüntülenen Adıyaman'da yıkım büyük. Acının tarifi yok.